Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Çocuklarımla bahçedeyiz şimdi. Selvi ağaçlarımızı süsleyeceğiz. Kuzumuza bakar mısınız? Kardan adam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kelimesi de Mirel'in dadan kaldı bize. Bir ara diyordu hep, hey ne yapıyorsun diye. Oradan gelme yani. Hava da güzel, bugün güneşli. Bu güneşli havayı da güzel bir şekilde değerlendirelim. Hey ne yapıyorsun? Miralin de mutlu musun? Mutlu. Mutlu. Süslerimiz de burada. Beraber almıştık sizlerle. Şöyle pembe pembe. Miralin de bak. Ağaçları süsleyeceğiz şimdi. Bir de böyle süslerimiz var. Bak. Aynen. Açalım beraber takalım ağaca, tamam mı? Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Hadi gel bakalım. Şu ağacımızı süsleyelim. Bakayım. Tamam mı? Açalım beraber. Al bakalım. Bir tane yıldız. Böyle ağacımıza takacağız. Heh. Süslü pislü olsun bu. Kokoş ağaç olsun bu. Ha. Tak bakalım. Bravo. Bravo kızıma. Takamıyor yavrum ya. Akşam da çok güzel ışıklandıracağız burayı, tamam mı? Evet. Evet. Ay ne mutlu oldu ya. Evet, bırak şimdi. Nasıl? Hadi bir tane daha takalım. O kalsın burada. Oğluş ne oldu? Ne oldu? Oğluş ne oldu biliyor musun? Sen de ayaklan, sen de gel vallahi, kusura bakma. Ayaklan sen de gel. Dur emzini vereyim. Olmadı mı anne? Yardım edeyim sana, gel. Oldu bak, bak. Bak oldu. Hey, çok güzel oldu. Sen de gel bak. Tamam, getir. Miralinda da Caner'e yardım ediyor. Ağacın üstüne böyle pembe süsler çok güzel olmadı mı ya? Yeşile pembe gayet güzel yakışıyor. Miralinda hatta bugün pembe montunu giydi. Ver kızım. Yıldızmış babası o. Takacağız. Ağacımız da kocaman bu arada. Bizim iki katımız kadar yükseklikte. Küçücüktü bunlar. Şu kadarcık bir şeylerdi. Şöyle, vay çok güzel oldu. Bizim burada kaç tane limon selvimiz var biliyor musunuz? Hepsini süsleyemedik arkadaşlar. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var arkadaşlar. Şöyle 6'sını süslesek ne kadar güzel durur. Anam, dur hele. Bunları ben saklayacağım seneye de. Seneye de süsleriz. Belki birkaç tane daha ağacımız süsleriz. Bu arada tatil valizimizi de hazırlayacağız. Yarından sonra gidiyormuşuz. Caner şimdi söyledi bana. Dedim ki hemen hazırlayayım bavulumu. Çamaşırlar da vardı. Onları da yıkayayım, kurutayım. Hiç meraklı değil. Hiç sormuyor bile. Diyorum nereye ki tatile gideceğiz. Nereye gideceğiz sormuyor. Ne zaman gideceğiz sormuyor. Artık ben söylüyorum. Tuğba'cığım gidiyoruz yarından sonra. Sen daha ne bu rahatlık sende? Rahatlık değil. Sürpriz olsun senin. Ya şöyle 40 yılın başında bir kış tatili yapacağız ilk defa. Bakalım nasıl geçecek. Termal otelde olduğu için çocukları ben sudan çıkarmam arkadaşlar. Yüzsünler baba. Süslemelerimizi bitirdik. Artık akşam olmasını bekliyoruz. Ledlerimizi de yakınca bakalım nasıl olacaklar. Şöyle taşlarımı suluyorum. Biraz çamur olmuşlar arkadaşlar. Son düzen işleri. Ve artık yukarıya gidiyorum. Miralinda'nın yemeğini hazırlamam lazım. Bayağı burada durduk. Oyun oynadık. Vakit geçirdik. Şimdi şöyle bir buraları da temizledim mi yukarıya gidiyorum. Yemek yapmaya başladım. Çocuklara mercimek çorbası yapıyorum ve bir de sebzeli erişte yapacağım. Bu bize hediye olarak geldi arkadaşlar. Tarhana da göndermiş, cips göndermiş. Bir de sebzeli erişte de vardı. Doğalı Trakya'dan sayfasından geldi. Merkeze göndermişler. Çok teşekkür ederim. Ben de şimdi deneyeceğim. Biz de yeriz. Meral'in de umarım severek yer. Yiyecek misin makarna anneciğim? Makarna. Çok seviyor makarnayı ya. Sıcak sanki biraz Mira. Üfleyeyim mi? Öf. Hem de sebzeli makarna. En güzeli. Dur annem. Aslan uyuttum.
sıra Miralinda'yı beslemekte. Miralinda'yı beslerim, aslan uyanır. Şimdi biraz evi toparlamaya başlayacağım. İstiyor bakın. Çünkü sabahtan hemen kahvaltıdan sonra bahçeye indik. Ev işlerini hiç yapmamıştım. Şimdi de ev işlerini yapmaya başlayacağım. İnşallah işim bitince aslan uyanır ya. Buyurun. Materna. Sıcak mı? Değil. Akşam oldu. Kış bahçesini de akşam vaktinde bir göstereyim istedim size. Sus Mira. Kardeş uyanır sonra annem. Böyle mumlarımızı yaktım arkadaşlar. Ledlerimizi çam ağacımıza takmadım çünkü uzun bir prizimiz yokmuş. Ben de buraya taktım. Nasıl olmuş? Çok güzel oldu ya. Şimdi bahçeye ineceğim. Bir iki hava alayım. Bir de nasıl gözüküyor dışarıdan onu da görmek istiyorum. İşte akşam vaktinde bizim kış bahçemizde böyle. Şurada da ledim var. Ben led ışıklara bayılıyorum arkadaşlar. Çok severim. Vallahi hava güzel ya. Böyle birkaç gün yağmur yağmıştı. Sonra böyle güzel olmaya başladı. Sanki bahar akşamı gibi. Soğuk değil öyle. Aslanım içeride uyuyor. Ya baksanıza. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Bu arada Miralinda'nın ayakkabılarını da yıkadım kurusun diye buraya bıraktım. Evet, çok güzel ya. İçerinin ışığı kapanırsa eğer bunlar daha da güzel ışık verir. Çam ağacımız da böyle. Bahçemizin aydınlatmasıyla artık ışıl ışıl oluverdin sen de, ne yapalım. Şimdi gelin hep beraber valizimizi hazırlayalım. Bu arada bir gün kalacağız değil mi aşkım? Evet, Caner söyledi bana hani ona göre kıyafet alacağım yanıma. Hadi kay bakalım. Bu arada yarın da ben seansa katılacağım. O yüzden Caner çocuklarla yine artık o vlog devam edecek yarın. Yarın ben beraberiz baş başa. Aşkım ne yemeği yapacağım bize? Ne? Ne yemeği yapacağım bize? Dışarıdan söyleyeceğim. En güzeli. En güzeli. Olsun. He ne istiyorsun? He Miralim de bakın ne yapacak. Hadi bakalım. İyi ki doğdun. Elle kalsın. Mira. Elleme ama. Bir daha. Aferin. Bravo. Sana. Nice mutlu yaşlara. Bir daha, bir daha. Elini yakarsın, yeter. Çantamı hazırlıyorum arkadaşlar. Çok fazla bir şey almadım Caner'le ikimize. Ama çocuklara aldım bayağı cebiz. Çünkü çok çabuk üzerlerini kirletebiliyorlar. Bir de şöyle maya bez alıyorum. Oğlum ve kızım için. Orada bol bol havuza girerler diye düşünüyorum. Daha öncesinde hiç bir kış tatilimizi yapmamıştık aşkım. Bu ilk defa olacak. Çok uzun girilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü su çok sıcak. Bilmiyorum, bakacağız artık. Çok sıcak diyorlar ya. Bilmiyorum, bakacağız bakalım. Belki de çıkmak istemeyecek çocuklar içinden aşkım. Oh yüzü versinler cıpcıp. Şöyle bir çantam var. Meşhur çantam, böyle kısa tatillere gidildiği zaman hep bu çantayı kullanıyorum. Takı toka çantası. İçinde bileklikleri de var. Onu da yanıma alıyorum. Evet, çantamız hazır arkadaşlar tatil için. Yarın sabah yeniden beraberiz. Ben seansa gitmeden önce yine bir sizlere merhaba derim sabah. Sonrasında da gününüze Caner'le beraber devam edeceksiniz. Bakalım yine iki çocukla neler yapacak. Abi tecrübelendim. Ya nasıl geçiyor aşkım? Zor mu? Biraz zor. Bir de yarın konuşacağız sizinle arkadaşlar. Tuğba bu seansa gidecek akşam 10'a kadar. Onun detaylarını anlatırım ben size. Vallahi. Sabahtan akşam 10'a kadar ne yapacağız bilmiyorum. Bilmiyorum hakikaten. Sabahtan bir gideceğim. Sabah 10'da orada olmam lazım. Akşam 10'a kadar. Yani 12 saat boyunca ben evde yokum. Hadi bakalım. Rabbim kolaylıklar versin sana aşkım. Destek kuvvet çağırabilirim. Belli olmaz. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi yarın. Hocam sabah yeniden beraberiz. İkinci günden yeniden merhaba arkadaşlar. Günaydın. Saat şu anda 8. Ve ben merkeze gidiyorum. Miralim de beni bırakmıyor ya. Tamam, seninle beraber güzel eğleneceğiz ah bugün. Ya içim acıdı şu anda annem. Ne istiyorsun Mira? Annem ne getirsin sana? Fil istiyor. Fili nasıl getirelim ayol? Başka ne istiyorsun? Fil istiyor. Başka? Fil. Fil. Dinozor istiyor mu? Fil. Tamam, fil istiyormuş. İstiyormuş. Tamam. Hadi ben gideyim artık arkadaşlar. Geç de kalmayayım. Gelsene. Gel sarılacağım. Ah, ne istiyor? Oh. Ah. Ah.
Akşam görüşeceğiz, tamam mı? Sana fil getireceğim. Söz fil getireceğim sana gelince. Tuğba'ya. Evet. Evet, Tuğba'yı gönderdik. Yine kahvaltı hazırlığına başladım ben de. Menümüz aynı. Hani ben evde bir tek başıma kaldığım zaman genellikle Meri'ye bunu yapıyorum. Çünkü bunu yedirmesi daha kolay. Çünkü çocukluktan beri alıştı bunu yemeye. Yeni bir şey yedirmeye çalıştığımız zaman sorguluyor. Hani yememe ihtimali olabiliyor ama bunu hiç sorgulamıyor. Çünkü bebeklikten beri alıştığı için ne vardı burada? Peynir, süzme peynir. Burada muzumuz var, bebe bisküvisi. Burada ceviz kırıyorum şu an. Burada da yumurtası var. Kahvaltı da şimdi hazır olmak üzere. Kahvaltısını yaptırdıktan sonra da bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Bugün günümüz çok uzun arkadaşlar. Tuğba saat 10'a kadar merkezde olacak. Onun da bir nedeni var. Birazdan konuşuruz zaten. Dün akşam söylemiştim. Saat 10'a kadar orada. Yani 10'a kadar burada beraberiz. Kahvaltı geldi kızım. Hadi buraya. Gel. Dur şimdi. Gel bakalım. Gel buraya oturacağız. Geç otur bakayım buraya. Al kitabını, al kitabını da. Tamam mı? Otur bakalım buraya şimdi. Kendini mi gördün? Evet. Başla, hadi bakalım. İlk lokma zor. Wow. İlk lokmada bile zorlanmadık. Bugün işimiz rahat. Geliyor, uçak geliyor. Saç tarayalım mı Mira? Aslan'ı uyuttuk bu arada arkadaşlar. Yerini aldım, onu karanlıkta uyuyor. Biraz ışık görünce hemen gidiyor yani, uyanıyor. Şimdi kızınla baş başayız. Baba kız saati. Kocaman. Kuş dayı vay. Aferin sana. Bunu sıktığımız zaman güzelce tarayabiliyoruz değil mi Miracığım? Vav. Wow. Ay bu mu? Bu ne? Ne bu? Dinozor mu? Hakikaten dinozora benziyor kız. Ama bu su aygırı. Su aygırı o. Toka nereden bulacağız şimdi? Bir de bağlamamız lazım galiba bu saçı. Şurada bir yerde toka olacak da. Şunu da toplasak olur mu? Tamam, bunlarla toplayalım saçımı, tamam mı? Ne gireceğiz? Şöyle yapsak. Bence oldu. Bir de şunu da şöyle yapalım bir ha. Allah. Takipin. Şöyle bunu da buraya takalım mı? Oo. Çok güzel oldun kız. Siz de bakın arkadaşlar nasıl olmuş? Otur hocam. Otur hadi. Hadi biraz burada Aslan uyanana kadar oynayalım seninle. Kahvemi de aldım geldim arkadaşlar. Mira da kendi odasında oyun oynuyor. Şimdi bugün neden Tuğba saat 10'a kadar yok? Arkadaşlar normalde bizim Lindas Baby Spa'nın seansları son seans 5.30'da oluyor ve 6.30'da bitiyor. Ama özellikle pazar günleri çok aşırı bir yoğunluk oluyor. Seanslarımız doluyor. Bir de üstünde şu an 6.30'da bir şey, 7'de bir seans, ek seans eklendi. Bir de 8.30'da bir ek seans var. 8.30'daki seansa 9.30'da bitse Tuba 10 gibi ancak burada olur yani. O yüzden bugün 10'a kadar çocuklarla beraberim tek başıma. Bir de şundan da bahsedeyim size. Bizim Lindas Baby Spa'ya hedeflerimiz arasında size de söylemiştik. Her ilde bir tane şube, her ilde bir tane Lindas Baby Spa olmasını istiyorduk. Onun görüşmeleri artık başvuruları başladı arkadaşlar. Baylık başvuruları başladı. Onların da haberini vereyim. Onun görüşmeleri yapıldı. Birçok ilde şu an görüşmelerimiz var. İstanbul'da, Eskişehir'de, Diyarbakır'da. Ondan sonra Mersin'de vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Aydın'da. O yüzden de çok heyecanlıyız. Bir de her ilde bir tane olacak. Mesela Manisa'ya bir tane verdiysek ikincisi olmayacak yani. Her ilde bir tane. Hedefimiz oydu arkadaşlar. İnşallah bu hedefimizde yani her ilde bir tane Lindas Baby Spa hedefimizi de en kısa sürede tamamlarız. Bunun için de çok heyecanlıyız açıkçası. Şimdi kahvemi içeyim ben. Kahvemi içtikten sonra da Aslan da zaten uyanmış olur. Ne yapacağım bilmiyorum. Açıkçası bilmiyorum ne yapacağımı. Yemek mi yedirmem gerekiyor? Mira'yı mı uyutmam gerekiyor? Ama Mira uyumuyordu bu zamanlar. Öğlenleri uyumuyordu. Neyse gidişatına göre şekillendireceğiz günümüzü bakalım. Aslan çok uyudun oğlum. Çok uyudun. Biraz daha az uyuyacaksın. Ne oldu sende Mira? Aslan o kadar çok uyudun ki oğlum. Yani bir kahve içene kadar uyandın. Ben gireceğim. Sen mi gireceksin? Ben gireceğim. Sen giremezsin. Sen büyüdün artık. Ben. Ne yapacaksın sen girip? Hadi gel. Ben. Hadi gel seni de sokayım içine gel. Kardeşinin yanına yatacaksın mı? Ben.
Hadi yat bakalım kardeşim yanına. Hayır, hadi yanına yanına. Sen böyle gel aslan. Sen de yanına yat. Heh. İyi misiniz böyle? He? Şunlara bakın arkadaşlar, bakın bak. Ne yapıyorsunuz? Sev aslanı, sev. Öp onu. Öp. Ay sen nasıl abla bu ya? Ben anlamadım. Nasıl bebeksin sen ya? Ört, ört, ört. Ek gıda vakti. Kapalı kapatalım. Önlüğü ne güzel yakışmış be. He? Miran'ın kullandığı önlük arkadaşlar. Bu arada aslana annesi giderken armut rendeli içerisinde biraz yoğurt koy demişti. Onu yaptım. Ek gıda olarak onu vereceğim bugün. Bakalım beğenecek mi? Aç ağzını bakayım. Ne güzel oturuyorsun sen artık ya. Büyüdün. Aç. Aç ağzını. Nasıl yedireceğiz sana bilmiyorum. Unuttum ben Miran'ı nasıl yediriyordum. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Ne istiyorsun? Ben istiyorum. Ne istiyorsun? Ben istiyorum. Al bardağını. Limonata istiyormuş. Dik, dik tut, dik tut. Yeter mi? Başka yok limonata, bu kadar. Neden oraya girdin kızım? Nereye? Çıkıyorlar. Nasıl çıkacaksın oradan peki? Hayır, çıkamayacağım. Çıkamayacaksın işte. Niye giriyorsun o zaman? Merdiven. Böyle kendi. Önce günlük vitaminlerimizi aldım, tamam mı? Ne bu? Bence. Aç ağzını. Geliyor. Balık geliyor. Balık geliyor. Aç ağzını. Oo. Aferin. Şimdi kardeşlerine de vitamin verelim. Mama vakti geldi. Aslan Toş. Sana bir mama yapalım şöyle bir. Acıktın mı? Şimdi demir ilacı verecektim arkadaşlar ama demir ilacını yemekten bir saat önce veya bir saat sonra vermeniz gerekiyor. Sonra etkisi kayboluyormuş. Bir dakika sizi şöyle alalım. Aslan'a mama yapalım. Miran'ın çorbasını hazırlıyorum. Akşamdan Tuğba yapıp gitmişti mercimek çorbası. Bir de bunun içine çok fazla et suyu koyuyor. Bildiğiniz şifa kaynağı oluyor. Şimdi bunu yedireceğim. Kendime de dışarıdan yemek söyledim. O da birazdan gelir. Mire'ye yedirene kadar benim yemeğim de gelmiş olur. İstiyorsun. Yemek yiyeceğiz. Niye istemiyor yemek? Karnın acıkmadı mı? Otur bakalım buraya. Aslan yürüyor Mira. Görüyor musun? Gel aslan, gel 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 gel. Aferin sana babacığım. Görüyor musun aslan nasıl yürüyor? Hadi sen de yemeğini ye bakalım. Duvara çarptı ama aslan. Aslan dur oğlum. Dur, trafik kazası yaptık. Böyle yürüyeceksin ha? Yürü bakalım hadi görelim seni. Yürü. Yürü. Hadi. Hadi. Aferin sana. Aferin sana. I know you told your friend you're not okay. Benim yemeğim de geldi bu arada arkadaşlar. Bu arada bu benim kahvaltım. Daha kahvaltı bile yapamadım. Saatlerimiz 4.30 oldu bu arada. Bunu tost makinesine koyacağım çünkü soğuk gelmiş. Köfteci Yusuf'tan söylemiştim bunu. Bıyak
Nira küvetinde arkadaşlar biliyorsunuz onu küçükken böyle bir yıkama küveti vardı. Onun içine su dolduruyoruz. Onun içine çok güzel eğleniyor. Şimdi ben de geldim mutfağa. Bu bulaşık makinesinin biliyorsunuz bulaşıklarını atmıştım. Onları yerine yerleştireceğim. Daha sonra bir akşam yemeği yapsam mı yoksa dışarıdan mı söylesek Tuğba gelince? Ona karar vermem lazım. Ama önce şu mutfağı bir toparlayalım. Tuğba geldiği zaman zaten yorgun olacak. O yüzden ev işiyle hiç uğraşmasın. Akşam biz evde anık yatamayız bu arada. O yüzden ben şimdiden toparlamaya başlayayım. Mislendik. Bir de şimdi meyve saati. Ne yiyorsun Mira? Mandetik. Mandetik değil o, mandalin. Aslında buraya aldım arkadaşlar. Çizgi film izliyoruz. Valla bende hal derman kalmadı. Akşam yemeklerini artık dışarıdan söyleriz. Yarın da bu arada tatile gidiyoruz biliyorsunuz. O yüzden evi de derleyip topladım. Hiçbir şey kalmadı yani Tuğba'ya kısacası. Anne de gelir artık 2 saate falan Mira. Babaanne. Babaanne yok. Babaanne gelmedi. Gelecek ama. Nerede babaanne? Yok yok. Olmaz. Olmaz. Babaannesiz olmaz. Yok babaanne. Yok babaanne. Gelmedi babaanne. Ben eve geldim arkadaşlar. Saatlerimiz 9.30'a geliyor. Son seansta yarıda çıktım artık. Çocukları çok özledim. Dayanamadım. Miralinda da beni özlemiş. Çocuklar uyuyor şu anda. Hadi çayımızı koy da çay içelim. Canım uyutmuş onları ya. Kıyamam. Nasıldı günün? Vallahi ben nasıl geçti hiç hatırlamıyorum bile. Siz hatırlıyorsunuz mu arkadaşlar? Çok mu zordu? Zor değildi de. Ne bileyim ben tek başına zor oluyor hayatım. Onu koşturuyorum, onun yemek saati. Onun yemek saati geliyor, öbürüne yemek saati geliyor, onun süt saati geliyor. Altlarını açma saati birinin geliyor, diğerinin geliyor. İkisinin bir arada bakılması zor. Yani evet. Bir erkek için çok zor ama maşallah Caner üstesinden geliyor arkadaşlar. Çocuklarımın doğumundan beri zaten hep yanımda olduğu için her şeyi biliyor. Yemek hazırlar, onları giyindirir, yıkar. Ama yemek yapamadım sadece. O yüzden çok çok şanslıyım. Her ikimiz de çok şanslıyız diyebilirim. Çay demledik. Ben de şimdi bir çayımı içeyim. Yorgunluğumu atayım. Çocuklar da uyuyor. Ben de çay içip zaten direkt uyurum. Bayağı bir yoruldum bugün. Bu arada kameranın şarjı bitiyor. Sen neler çektin bugün ya? Bayağı çekmişim valla. Bayağı bir şeyler göstermiş galiba Caner sizlere. Bu arada bir sonraki videomuzda arkadaşlar biz evde yokuz. Gidiyoruz, tatile gidiyoruz. Caner'in bana bir sürprizi vardı biliyorsunuz. Bavulumuzu da hazırladım. Eşyalarımız da hazır. Yarın sabahtan yola çıkmış olacağız inşallah. Ve bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.